Şu anda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine ait iki hastanemizden İbn Sina Hastanesi'nde 61 hastamız var. Durumu çok ağır olan bir hastamız yok çok şükür. Cebeci'de 32'si çocuk olmak üzere 53 tane hastamız var. Onların bir kısmı yoğun bakımda takip ediliyor. Ama durumlarda her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Arkadaşlarımız çok yakından takip ediyorlar. İnşallah hepsini sağlıklı bir şekilde de taburcu etmeyi umut ediyoruz. Şu ana kadar bize gelip tedavi olup veya tedavi esnasında hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımız yok. Bundan dolayı çok mutluyuz gerçekten. Arkadaşlarımızın da 24 saat esasına göre çok yakından takip ettiğini de biliyoruz ve görüyoruz. Ondan dolayı da bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'de sağlık çalışanları gerçekten hem deprem bölgesine hem deprem bölgesinden bir başka şehrimize, hastanemize giden vatandaşlarımızla ilgili insanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Bu sağlık personelinin de çok yılmadan, bıkmadan ve büyük bir huzur içerisinde yaptığı çok önemli bir iş. Onlara ayrı ayrı gönülden teşekkür borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Aleyna'yı gördük. Aleyna dün rahat geçirdi. Tanıl Hocam birazcık daha detaylı bilgi verir ama sabah kahvaltı yaptığını söyleyebilirim. Konuştuk. Durumu da inşallah her geçen gün, her geçen dakika daha da iyiye gidiyor. Diğer hastalarımızla ilgili de yakın takiplerimiz var. Bir de Ayça'mız var biliyorsunuz. 183 saat sonra enkazdan çıkartılan çocuğumuz. Onu servise aldık. İnşallah yakın zaman içerisinde de sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz. Belki Aleyna ile ilgili burada Tıp Fakültesi Dekanımız Zehra Hocamız var. Hastaneler Başhekimimiz Akın Hocamız var. Genel Sekreterimiz Ömer Bey var. Ve Cebeci Hastanesi Başhekimimiz Tanıl Hoca var. Tanıl Hoca aynı zamanda çocuk yoğun bakım uzmanı olduğu için yoğun bakımda da aynı zamanda doktor olarak da takip ediyor. Belki Aleyna ile ilgili bilgiyi Tanıl Hocam vermek ister. Buyur hocam. Doktor Tanıl Kendirli, çocuk yoğun bakım uzmanıyım. Aynı zamanda rektör hocamızın belirttiği gibi Cebeci Hastanesi başhekim olarak çalışıyorum. Aleyna'yı ilk kabul ettiğimiz andan itibaren şu an itibariyle yaklaşık 30 saat geçti ve klinik olarak iyi. Dün bir operasyon geçirmişti bildiğiniz gibi. Operasyonla ilgili çok şükür sıkıntı olmadı. Akşam itibariyle ağızdan beslenmeye başladı. Geceyi de güzel geçirmiş, güzel uyumuş. Sabah 7 gibi kahvaltısını yapmış. Bugünkü laboratuvar testlerinde de düne göre daha iyi bir düzelmeleri var. Birçok açıdan iyi nokta da olduğumuzu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Böbrek fonksiyonlarında falan bir sıkıntı sonradan yaşanmadı değil mi? Yok. Şöyle söyleyebilirim. Kreatin diye bir değer vardır hepinizin bildiği gibi. 1.1'di. Bugün sabah itibariyle 0.7. Bir de kasta ezilme bulgusu olan CK diye bir değerimiz var kreatin kinaz. Başvurduğu anda 1700'dü. Bugün 1200. Diğer değerler de çok iyi. Her şeyden önemlisi kendi kliniği çok iyi. Bilinç olarak, iletişim olarak, moral olarak da çok iyi. Kendisi bugün sabah mesela bulunduğu odada televizyon vardı. Televizyon izliyordu. Biz de mutlu olduk.